Muhterem dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, anneler, babalar, anneanneler, babaanneler, dedeler, anne baba adayları, dostlar, muhterem dostlar, eğitim rehberi programımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun efendim. Eğitim rehberi programımızda 2-6 yaş döneminde dil gelişimini müzakere ediyorduk ki geçen programımızda tam müzakere esnasında program nihayete ermişti. 2-6 yaş döneminde kalmıştık ve çok önemli bir dönem dediğimiz çocuğumuzun evladımızın gelecekte cumhurbaşkanı olmasından bir devlet başkanı olmasından bir çaycı olmasına kadar eğitimci olmasından mühendis olmasına kadar hangi noktada şekillenecekse hayatı işte 2-6 yaş dönemindeki davranışlarımız çalışmalarımız, yaklaşımlarımız, ilgimiz, alakamız çok önemli. 2-6 yaş döneminde dilde nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsederken geçen programımızda kitap kültüründen bahsetmiştik. Kitap kültürü oluşturmak yani o küçücük dimalar sizin her yaptığınız hareketi, her yaptığınız davranışı fotokopi çekiyorlar. Hemen kamerayla çekip alıyorlar ve davranış halinde deniyorlar. Hatta bunu yapabilmek, sizin yaptığınızı yapabilmek onlar için çok büyük bir iş. Şöyle bir hayal edelim gençliğimizden, çocukluğumuzdan bir bisiklet kullanmayı öğrenmek, araba kullanmayı öğrenmek, ehliyet almak. Bizim için ne kadar büyük, ne kadar büyük bir işti. Şimdi 20 senelik bir şoför için ya da bir taksi şoförü için araba kullanmanın ne cazibesi olabilir ki? Hatta çoğu kişi diyor ki ben sağ tarafta oturayım da birisi kullansın. Ama kullanamadığı zamanlarda o ehliyeti almak, o arabayı almak, hatta bazıları anahtarı alıp daha ehliyet almadan bile kaçamaklar yapıyordu değil mi? Evet. İşte fıtratımızda bu var. Büyüklerin yaptığını yapmak. Onlar gibi hareket etmek. Peki o zaman bu durum bize neyi mesaj olarak veriyor? Verdiği mesaj şu. Biz neyi yaparsak onlar da onu yapmak isteyecekler. Biz nasıl davranırsak onlar da öyle davranmak isteyecekler. İşte tam bu noktada biz de evde kitabımızı almış, derin derin düşünürken, derin derin okurken o yavrucaklar bizi görecek ve fotoğraf çekecekler. Maalesef dostlar, Türkiye'deki kitap okuma oranından dolayı eğitimciler, uzmanlar hep istatistiklerin eksi gösterdiğini, iyi olmadığını söylüyorlar. İşte bir takım ülkeler ülkelerde kişi başına senede 100 kitap düşüyormuş. 30 kitap düşüyormuş. İşte bizim Türkiye'de bir kitabı 10 kişi okuyormuş gibi söylemleri değişik programlardan duyuyoruz, biliyoruz. Kitap okumak tabii ki önemli. Dil gelişimi için 2-6 yaş arasında kesinlikle ve kesinlikle evladımıza beraber oturup hem örnek olarak bizim kitap okumamızı görmesi hem de bizim ona hikayeler okumamız, masallar okumamız, kitap okumamız çok önemli. Hangi açıdan önemli? Bakın, kekemelik diyoruz. Telaffuz edememe diyoruz. Düzgün konuşamama diyoruz. Tutuk bir şekilde konuşmaktan bahsediyoruz bazen. İşte yavrumuzun kendisini güzel ifade edebilmesi için, duygularını ifade edebilmesi için, değerlerini ifade edebilmesi için çok önemli bir noktadır ki evladımızla beraber kitap okumak. Kelime hazinesini geliştirecek bu. Daha fazla kelimeyi kullanabilecek. Beyin gelişimiyle ilgili programlarda hatırlarsanız ne kadar fazla beyin hücresini, nöronları, sinaps bağlantılarını yani beyin hücresini ne kadar fazla çalıştırır, ne kadar fazla doldurursak sınırlı olan ve devamlı üremeyen beyin hücresini daha uzun zaman kullanabildiğimizden bahsetmiştik. Alzheimer olmak, şizofrenliğe gitmek, bazı şeyleri hatırlayamamak, farkında olmamak. Erken yaşta bu noktaya gelmemek için çocuklarımızı 0-6 yaşta kitap okumak, her türlü duyu organıyla bilgi edinmekle ilgili ciddi anlamda doldurmamız çok önemli. Bakınız beyin uzmanları şu an şundan bahsediyorlar. 0-6 yaştaki beyin nöronların dolum hızıyla 6-14 yaş arasında farklı. 14 yaştan sonra iyice farklı. Örneğin dil gelişiminde 4 yaşından sonra 5 yaşta, 6 yaşta, çok daha küçük yaşlarda çok daha farklı dilleri, 3 dil, 4 dil, 5, 5 dili beyin kaldırabiliyorken 14 yaşından sonra artık bunların çok kolay olmayacağından bahsediyorlar. Yani beynin farklı kısımlarını çalıştırmak çocukla beraber, çocuğumuzla beraber, evladımızla beraber daha çok küçükken kitabımızı elimize alıp Onunla beraber vakit geçirmek çok önemli. Aynı zamanda onunla beraber kitap okumak tabii ki o kitapta bir olayı, bir hikayeyi anlatmış olacağımız için oradaki duygular, olaylar, olaylardaki ahlaki yaklaşımlar ve ahlaki değerlerin öğrenilmesinde de yine evladımızla beraber kitap okumak çok önemli. Ama asıl konumuz olan çok önemli olan nokta dil gelişimi. Dil gelişiminde onunla beraber kitap okumak. Peki sağlıklı dil gelişimi için Başka neler yapabiliriz? Başka nelere dikkat etmemiz gerekir ki? Çok önemli bir hadise daha var. Şiddet. Evde huzur iklimi. Hangimiz istemez ki dostlar? Akşamleyin eve gelen bir koca ki bütün gün boyunca fiziksel işçi de olsa, beyin işçisi de olsa, yönetici de olsa sıkıntılar çekmiş, strese girmiş, bir şeyler üretmeye çalışmış, çile çekmiş ve akşama 3-5 poşetle eve geliyor. Helalinden kazanmış, Evine tekrar dönüyor, mahşetini kazanmış. Evde güzel bir huzur iklimine koşuyor adeta. Ne güzel bir koca, ne güzel bir baba. Evde helalinden kazanmış güzel bir iklim oluşturacak. Güler yüzle kapıyı açacak bir anne. Hoş geldin bey diyecek, elinden çantaları alacak. Öyle ki evlatlar babam geldi diye koşacak. Evde güzel bir aile ortamı olacak. Rabbim hepimize aile huzuru ikram eylesin. Ne güzel ortamlar bunlar. İşte böyle güzel ortamlar, böyle güzel ortamlarda yetişen çocuklar, evde şiddet olmayan, tabii ki ara sıra tuz biber misali bir şeyler olsa da huzur ikliminin evde genellikle hakim olduğu bir ortam sağlıklı dil gelişimi için çok önemli dostlar. Evet, o zaman kendilerini ifade edebiliyorlar. Ama evde bir şiddet varsa, aşırı kıskançlık varsa davranış tutarsızlığı varsa ki bu kıskançlığı ciddi anlamda besliyorsa veya doğumdan sonra anneden uzak kalma söz konusu olmuşsa küçük yaşta çok aşırı acı veren maalesef bazen yaşanıyor acı veren sağlık müdahaleleri varsa işte dil gelişiminde bir takım sıkıntılar oluşabiliyor maalesef. İşte yavaş yavaş ailede huzur ortamı çocuğun konuşmasını da etkilemiş oluyor. Ailede eğer şiddet varsa, çocukta kekemelik gibi, kendisini ifade edememe, içe dönüklük, içe kapanıklık gibi sorunlar söz konusu olabiliyor ki bu noktada çok önemli bir parantez daha açacağım. Dil gelişiminde film izleme, çocuklara film izletme. Anne evde ütü yapıyor veya mutfakta bir şeylerle uğraşırken kendisi de internetten veya farklı kaynaklardan bir diziye takılmış ki izliyor ya da bir film izliyor ki 3 yaşındaki çocuk geliyor o filmdeki şiddetli bir sahneyi maalesef annesiyle beraber seyretmiş oluyor. Anne işin farkında değil ama o çocuk köşede emeklerken ya da otururken ya da bakarken oradaki bir cinayet sahnesini ya da aşırı şiddet sahnesini görmüş oluyor. Sonra eyvah çocuğumuz niye korkuyor diyoruz. Bakın filmlerden önce yazar artı 7, artı 9, artı 13 değişik değişik standartlarda işte şu yaştan öncesinin izlemesi uygun değil diye boşuna ifadeler konmaz. Hatta bunlar hukuki olarak mecburidir. Hatta oyunlarda da vardır. İnternette araştırırsanız çocuğumuzun oynadığı oyunlar içeriği itibariyle, muhtevası itibariyle acaba çocuğun yaşına uygun mu? Gerçekten bu yaştaki çocuk bu oyunu oynamalı mı? Bu oyundaki karakterler, bu oyundaki karakterler gerçekten çocuğun gelişimi için veya kendi ruhsal dünyası için uygun mu? Bakın toplumda ne olaylar yaşanıyor. Geçenlerde gerçekten üzüntüyle şahit olduk. 13 yaşındaki bir çocuk, 13 yaşında daha bir arkadaşına misafir gidiyor. Kardeşler, kendi oyundaki kendi karakterini, sevdiği karakteri öldürdüğü için çok acı. Birisini bıçaklayıp yaralıyor, ötekisini ise çekiçle öldürmeye doğru gidiyor. Hatta sonunda kapıyı kilitleyip kendisini asmaya yelteniyor ki ip koptuğundan dolayı kendisini de kendi canına kıyamıyor. Dostlar ne günlere geldik. İşte izledikleri, dinledikleri, neyden istifade ettiklerini çok iyi takip etmek zorundayız. Bunun için çaba sarf etmek zorundayız. Kesinlikle zaman ayırmak zorundayız. Bu çok önemli. Sağlıklı dil gelişimi için tekrar ediyorum. İzledikleri filmler, çok önemli. Eğer şiddet içeriyorsa ve çocuk korkuyorsa kekemelik olabiliyor, kendisini ifade edemiyor, geceleri korkular oluşabiliyor. Onun oynadıkları oyunları ciddi anlamda takip etmemiz gerekiyor. Hatta bununla ilgili kendimiz arşiv oluşturmamız gerekiyor. Yani mümkünse çevrim içi olarak internet dışında internetten süzüp kendimizle seyredip tavsiye edilen filmler, tavsiye edilen hikayeler, tavsiye edilen oyunlar kesinlikle bu noktada tespit edilip bir arşiv yapılıp izletilmesi, dinlenilmesi gerekiyor. Peki yine sağlıklı dil gelişimi konusundayız. Her konuşma sorununun çözümü %100 mümkün olmasa da %90 oranında mümkün. Ama çok önemli bir nokta var. 6 yaşından önce. 6 yaşından önce mutlaka konuşma terapisine gidilmesi çok önemli. Tedavilerin %90'ı 6 yaşından önce başlayınca cevap veriyor ve konuşma düzeliyor. İşte burada İlk önce bu süreçte bazı ebeveynlerimiz, anne babalarımız duyarsız olabiliyor maalesef. Çocuk geçer diyor. Birazcık daha büyüyünce diyor. Ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor muhterem dostlar. Gerçekten yavaş yavaş 2 yaşında, 1 yaşında kelimeler, 2 yaşında yavaş yavaş cümleler, 3 yaşında da hikayeler gelmiyorsa, 3 yaşında bir akıcılık yavaş yavaş kendini hissetmiyorsa sorun var demektir telaffuzda sorun olabilir. Ya götüreceğim de ne olacak? Ben bunlara inanmıyorum diyenler var. Aman ha dikkat. 6 yaşından önce hatta erken teşhislerde daha sonra oluşabilecek konuşma sıkıntıları ciddi anlamda dönüşebiliyor ve tedavi söz konusu olabiliyor. İşte neler yapıyorlar mesela o konuşma terapistleri? Çocuğun işitmesine bakıyor. İşitme düzeyini ölçüyor. İşitme testleri var. Gerçekten doğru algılayabildi mi çocuk? Gerçekten duyduğunu algılayabildi mi? Siz bir şey söylüyorsunuz ama o onu duyuyor, algılıyor. İlk başta duyuyor mu acaba? Ha? Ne dedin? Ne ne ne? Ne dedin? Ne demiştin? Mi diyor. Yoksa duyuyor, kulaktan giriyor ama kelimeyi beyinde anlamlandırması ikinci bir ifade. Kelimeyi anlamlandırdıktan sonra akılda tutması üçüncü bir hareket. İşitme hafızası diyoruz. İşitme hafızası acaba düzgün mü? Sesleri aklında tutabiliyor mu? İşte bunu terapist anlaması gerekiyor. Ya boş ver. Ne gereği var tedavi demeyelim ne olur. Eğer konuşma bozukluğumuz varsa tekrar söylüyorum. Bir yaşın sonunda yavaş yavaş kelimeler. Tek tek küçük küçük. Baba, anne, mama gibi. İki yaşında yavaş yavaş cümleler. Üç yaşta artık yavaş yavaş hikayeler. Yani bir kompozisyon anlatılabilmeli. Bir hikaye kurulmalı. Olay böyle olmuştu. Şöyle gerçekleşmişti. Sonucu da böyle olmuştu diye çocuk ifade edebilmeli. Bunları ifade edemiyorsa mutlaka rehabilite şart. 6 yaş altı konuşma uzmanına giderse tekrar söylüyorum %90'ın üzerinde tedavi söz konusu. Konuşma bozukluklarında psikolojik etkiler de var. Tabi biraz önce değinmiştik. Aile içi şiddet bu noktada çok önemli. Korku, travması, kaza travması, işte izlediklerimiz, dinlediklerimiz ya da çocuğun yaşadığı aşırı travmalar da ciddi anlamda sıkıntı oluşturabiliyor. Tabii ki konuşma problemleri ne yapmıyor? Kendiliğinden geçmiyor. Konuşma bozukluklarında 800'de 1 diyor bilim adamları. Daum sendromu olan çocuklarda 800'de 1 oranda doğum sendromu var. Ve doğum sendromlu olan çocuklara kesinlikle 1 yaşından itibaren konuşma terapisi şart. 1 yaşından başlıyor 10 yaşına kadar ciddi güzel sonuçlar alınabiliyor. İşte bizim burada... Ee, ciddi anlamda tespiti düzgün yapmamız lazım. Çocuğumuzun fiziksel bir problemi mi var? Yani dişten, dudaktan, damaktan kaynaklanan bir problemi mi var? Yoksa psikolojik bir problemi mi var? İşte bunu uzmanına götüreceğiz. Hatta bazı konuşma problemlerinde hem konuşma yani hem fiziksel hem de psikolojik sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Hatta birbirlerini de tetikleyebiliyorlar. Yani ağzında hafif bir pelteklik var ya da mesela yarık var, dudağında yarık var. Yarığın tedavisi, yarığın tedavisinin geçmesi duyduğunu o sırada ifade edemiyor. Karşı taraf yani aile ciddi anlamda baskı oluşturursa dikkat çok önemli bir nokta dikkat konuşma zorluğu yaşıyor fiziksel olabilir psikolojik olabilir ailenin yapabileceği bir şey var örneğin anne baydağı verir misin dedi çocuk oğlum al bardak Oğlum bardağı al. Biz doğrusunu bir sonraki cümleyle telkinle kendisine söyleyeceğiz. Ama hayır öyle denmez. Baydak değil bardak demeyeceğiz. Biz doğrusunu bir sonraki cümlede kullanacağız. Çocuğu germeyeceğiz. Aşırı bir şekilde kontrol etmeyeceğiz. Devamlı düzeltmeyeceğiz. Devamlı düzeltirsek, devamlı girersek psikolojik anlamda da bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir ki Allah muhafaza hele bu fiziksel bir arızayla beraber devam ediyorsa pelteklik gibi, e, re sesinin söylenememesi gibi veya farklı sonuçlar, farklı sorunlardan menkulse bu mesele birbirini tetikleyecektir. Hem biz psikolojik olarak sıkın, sıkıntıya giriyoruz. Kendimiz sıkıntımızı çocuğa yansıtıyoruz. Bu çocuk niye konuşamıyor? Niye böyle oldu? Niye söyleyemiyor? Akranlarına göre kendini ifade edemeyecek. Eyvah! Biz kendimiz bu duruma düşersek, kendimiz rahatsız olursak dostlar. Maalesef dostlar. ...zarar vermiş oluruz evladımıza. Bir soğuk kanlı olacağız. Merak etmeyin. Konuşma terapisine götüreceğiz. Süreci çok güzel bir şekilde takip edeceğiz. Hangi aşamada olduğunu, fiziksel bir sıkıntı mı var? Çocuğumuzun işitme kaybı mı var? İşitme hafızasında mı sorun var? Algıda mı sorunu var? Ne gibi sorunu var tespit edip süreci, te süreci takip edersek... ...yüzde doksan oranında merak etmeyin. Düzeliyor Allah'ın izniyle. İşte... Eğer fiziksel sorun psikolojik sorunla birleşmişse burada aile ve akrabalardan da desteğe ihtiyaç oluyor dostlar. Güzel konuşma yapabilen, anlayışlı ve değerler çerçevesinde değerleri referans alarak konuşabilen bir çocuk, konuşulabilen bir genç yetiştirmek istiyorsak ki bu ergenlikte tam manasıyla oturacaktır. Ergenliğe kadar çok mükemmel bir konuşma, tam bir konuşma, tüm değerlerle bir konuşma beklemeyin. Güzel konuşma zamanla oturur. Bunun dersleri var, diksiyon dersleri var bir nevi aynı fiziksel kaslar gibi mesela işte ne yapıyoruz kaslarımızı vücudumuzu güzel bir şekilde dengeli bir şekilde bir güzel görüntüye büründürmek için yemeğimize dikkat ediyoruz spora gidiyoruz fitness yapıyoruz kaslarımızı düzenli çalıştırdığımız gibi güzel konuşmak için de kesinlikle ve kesinlikle ağız kaslarımızın da ona göre düzenlenmesi lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim eğitiminde talim derler. Ne demek talim? İşte talim hocası ayrıdır. Gidersiniz farklı bir dil olduğu için Arapça dilinde o Kur'an dilindeki kelimeleri telaffuz etmek için tekrar tekrar söylerler. Hani e, avamda konuşulur ben Sübhaneke'yi hocalar anlatırlar. 6 ayda geçtim işte. E, Sübhaneke'yi çok zor geçtim. Neden? Ya kısacık bir dua. Niye o kadar zor geçilsin ki? İşte bunun ağzı oturması... O kasların çalışması, dilin, dişin, damağın, dudağın, dilin nereye gideceğinin, o dilin lehçesinin güzel bir şekilde ifade edilebilmesi için diksiyon şart dostlar. İşte biz e, burada güzel konuşmak, güzel bir şekilde e, kendisini ifade etmesi, e, ailenin aynı zamanda nitelikli bir zaman ayırması da e, bu noktada etkin. Sevgi ihmali ciddi anlamda sıkıntılar oluşturabiliyor. Çocuğun doğumunda 6 e, ayda Yaklaşık 1 yaşında e, biz aşama aşama takip etmemiz gerekiyor ki eğer fiziksel eksiklikler varsa mutlaka bunları e, hatta buna bağlı bir konuşma bozukluğu varsa mutlaka bunları takip etmemiz çok önemli. İşte burada eğer bu, bunlarda hiç problem yoksa ne yapacağız? Biz yine anne baba olarak çocuğumuza yetişkin gibi davranıp güzel bir iletişim ortamı oluşturacağız. E, kelimeleri bebekçe konuşmayacağız güzel kullanacağız. Hikayelerle zenginleştireceğiz yavrumuzun konuşmasını. Yani kelime dağarcığını genişleteceğiz. İnşallah güzel güzel hikayelerle, güzel güzel konuşmalarla evladımızın eğer güzel konuşuyorsa bu konuşmasını desteklemiş olacağız. Hatta bir takım özel derslerle, diksiyon dersleriyle, belli ortamlarla ortamlarda konuşma fırsatı oluşturarak kendisini inşallah gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bugünkü programımızı inşallah neticelendiriyoruz. Önümüzdeki programımızda konuşma noktasında belli harflerle ilgili nasıl süreç yürüyor hem buna bakmış hem de duygu yoğunluğu ve duygusal yoğunluğa değinmiş olacağız. Muhterem dostlar bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.